Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda odun külünü doğal tarım uygulamalarınızda kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini üzerine durmak istiyorum. Odun külü içerisinde ciddi oranda potasyum var. Ancak kendi alkali özelliklerinden dolayı bunu direkt toprağa koyduğumuz zaman toprağımız içerisindeki kimyasal, fiziksel ve biyolojik dengeyi bozabilme ihtimalimiz var. Bu nedenle mümkün olduğunca direkt külü toprağa kullanmaktansa içerisindeki potasyumu çıkartabilmek adına bu külü bir kovanın içerisine koyup 2-3 gün beklettikten sonra üzerindeki oluşan, zaten fark edeceksiniz, böyle bir yağımsı bir tabaka oluşmaya başlayacak. Külü fazla alt taraftan hareketlendirmeden üzerindekini alıp bitkilerinizi sularsanız ciddi oranda potasyum takviyesi yapmış olursunuz. Ancak dediğim gibi bunu direkt toprağa koymak toprağın içerisindeki pH dengesini bozabileceği, pH dengesi bozduktan sonra diğer elementlerle olan iletişimleri, mikroorganizmaların rahat çalışabilmesini engelleyebilmesi gibi bir sürü sorunları da beraberinde getireceği için mümkün olduğunca direkt toprağa katmamakta fayda var. Bu külü eleyin. Ondan sonra bir kovanın içerisinde bekletin 2-3 gün. Çıkan suyu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Genelde odun küllerin içerisinde ciddi oranda potasyum olduğunu biliyoruz. Mesela meşenin içerisinde yaklaşık %30-33 arasında bir potasyum vardır. Bununla birlikte ona yakın bazı başka organik materyaller de var. Mesela ereltotu da yaklaşık %30-33 arasında bir potasyum sağlar yakaladıktan sonra külünü oluşturduğumuz zaman. Bununla birlikte muz kabukları, greyfurt kabukları, patates kabukları, bunları kurutarak aynı bu şekilde kül haline getirebilirseniz bunların içerisinde de çok ciddi oranlarda potasyum elde etme şansınız olur. Ama bunu direkt toprağa bu şekilde koymak hatalı bir uygulama olacaktır. Sonuçlarını net olarak belki bilemeyebiliriz ama mutlaka ve mutlaka sıkıntı yaratabilecek bir durum olabilir.